Değerli arkadaşlarım, hepinize günaydın. iyi çalışmalar diliyorum. Güne ÖSYM tarzı güzel bir soruyla başlıyorum. Geçen yıl bu e, yazarımızın arkadaşını sordular. Bu yıl belki bu soru gelebilir mi diye size özel bir soru hazırladım. Kimmiş bu? Öncelikle arkadaşlar dört koldan soruya saldırıyoruz dedik. ÖSYM artık son yıllara baktığımızda burada eser falan vermiyor romanlarını okumuş mu? Acaba içerisinden bir şey yakalıyor mu? Bunu istiyor. Halit Ziya'nın özel kütüphanesinden faydalanma ve onunla fikir alışverişinde bulunma imkanı ona edebi hayatında yepyeni ufuklar açar. Eserlerindeki ortak özellik ana temel olarak aşırı bir hassasiyet yani santimantalizm bu kavramı da bilmenizi istedim. Alınganlıklar, marazi ve sonu intiharlara varan karşılıksız aşklar, hastalık, ölüm fikri ve bunların vermiş olduğu kötümser bir atmosfer var. E zaten e, bu dönemde e, bir karamsarlık hakim. Buralardan yakala yakalayamayabiliriz arkadaşlar. Bunlara yine aşırı derecede müzik düşkünlüğü. Bakın buradan sanki bir şeyler yakalayabiliriz. Hangi romanda vardı arkadaşlar? İlk psikolojik roman. Eylül'de kim vardı? Süreyya, Suat, Necip Üçlüsü vardı. Süreyya ve Suat birbiriyle eş olan iki karakterimiz. Aralarına kim giriyordu? Necip giriyordu ve Necip ile Suat arasında bir aşk Başlıyordu ve bu aşk e, Suat piyano çalıyordu orada beraber müzik dinliyordular en sonunda Necip onun eldivenini eldiveninin birini piyano çalarken giydiği eldivenin birini e, alıyordu gizlice alıyordu ve sonunda aşkları da bu eldiven sayesinde ortaya çıkıyordu romanın sonunda ne oluyordu e, bir yangın çıkıyordu ve Suat Necip ölüyordu tabi ölmeden önce de Necip tifoya yakalanıyordu yani neyi görüyoruz arkadaşlar karşılıksız aşk hastalık ölüm fikri bunların vermiş olduğu kötümser bir atmosfer görüyoruz. Peki sıkça rastlanan ruh tahlilleri. Buraya bakın bu da buradan da yakalayabilirsiniz. Bu ibare sizi <laughs> diğerleriyle birleştirdiğinizde ilk psikolojik roman neden psikolojik roman diyoruz? Çünkü ruh tahlilleri genişçe yer verildiği için arkadaşlar. Kahramanları ise hemen hemen aynı tiplerdir. Bunlar batılı hayat tarzını benimsemiş. E, batılı diyorsa batılın zirve yaptığı o döneme gitmelisiniz. Yani her yerden bir şey yakalamalısınız. Bu bizi Servet Fün'ün dönemine götürüyor. E, Halit Ziya'ya en yakın isim, en büyük romancı kimdir değerli arkadaşlarım? Mehmet Rauf'u e, soruyorum. Tabii bu kadar detay vermeyebilir. Seçeneklerde e, bu yazar kimdir? Genel Sorabilir, oraya birkaç tane milli edebiyattan atabilir, e, ne bileyim e, Tanzimattan atabilir ve sizi e, Mehmet Rauf'a ulaştırmaya çalışabilir. Peki hangisi buna ait bir eser değildir? Siyah İnciler Mehmet Rauf'un e, biliyorsunuz mensur e, şiir tarzındaki eseri değil. Eylül zaten e, az önce söyledik e, en baş eseridir. Ferda Garam yine ona aittir, kan damlası yine Mehmet Rauf'a aittir ama e, burada kırık hayatlar isimli eserimiz Halis Ziya'ya aittir. Yani bunu da yapmayın. Burada Halis Ziya'yı gördük diye kırık hayatlara gitmeyin. Bir soruyu tamamen okuyalım değerli arkadaşlarım. Bugün nasip olursa divan şiirini anlama kılavuzu, mazmunlar, Divan şiirindeki güzellikleri ifade eden, güzellikleri e, anlatan mazmunlar ve o şiiri yorumlamamıza yardımcı olan mazmunlar hakkında e, bir videom olacak arkadaşlar. Ve yine nasip olursa e, kendi tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bir deniz bunların içinden bana en yakın gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bugün dop dolu bir gün bizleri bekliyor. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.